Rize basınıyla ikincisi düzenlemiş olduğumuz iftar programına katılımınızdan dolayı sendikam adına, yönetim kurulu adına hepinize teşekkür ediyoruz. Özgıda İş Sendikası düzenlediği iftar yemeğinin ardından basın açıklamalarda bulundu. Toplu iş sözleşmesiyle alakalı kendilerine yapılan eleştirilere cevap veren sendika yetkilileri, sıfır zamma imza attığımızı söyleyenler artık vatandaşı kandırmaktan vazgeçsin dedi. Bu federasyonumuzun kamu işle beraber, Çerkur'la beraber yapmış olduğu toplu sözleşmeden sonra biz de sendika olarak kamu işle ve Çerkur'la oturup kendi toplu sözleşmemizi sendik olarak yaptık. Birinci olarak konfederasyonumuzla kamu iş arasında hükümetle yapılmış olan sözleşmede aylık ücretleri 2 milyar 350 bu brüttür, yalnız çıplak ücretleri, yani bunu sosyal yardımlara karşılaştırmayalım. 2 milyar 350 TL'nin altında olan kesime bunlar 2005, 2007 ve 2015 yılında giden işçi arkadaşlarımızı kapsıyor. Bunlara seyyanen saat ücretlerine 100 TL, 75 TL belirli olanlarda iyileştirmeler yapılmıştır. Bunun dışında yine 11.3, yani ilk dilimi %6, ikinci dilimi %5.3 olmak üzere totalde %11.3 saat ücretlerine zam yapılmıştır. Yine devam ediyoruz. Enflasyon farkı olarak tabii ki 2016 yılında gelecek olan enflasyon farkı ikinci yıldaki 3 artı 3'lere yansıtılacaktır. Bunun dışında yine sendikamız kendi Özgıda Sendikası olarak kamu işte ve Çaykur'la masaya oturup bu alma haklarının dışında zaten arkadaşlarımıza da belirli sözlerimiz vardı. Tabii ki bunları gönül isterdi ki çok daha iyi bir top seçme yapalım. Bizim içimizden de daha iyi bir hak dağılma geliyordu ama şu anki hükümetin durumu ortada. Ortam itibariyle alınabilecek en iyi zam aldı. Bu yeterli değil. Bizi de tam olarak tatmin etmiş değildir. Yani itiraf edelim bunu. Daha iyisini istiyorduk biz. Ama evdeki şartlarda yapabileceğimiz en iyi anlaşma yaptık burada. İlk toplu sözleşmemizi 2013 Kasım 16'da yaptık. Henüz ikinci yılı doldurmadık. Rakamlar çok net. İkinci yılı doldurmamıza rağmen %45 gibi bir rakam aldık. Yani insanlar, kişiler birilerini suçladıkları zaman bazen görüyorsunuz. Bir tane, iki tane, üç tane medya kuruluşlar diyorum arkadaşlar, yazıyorsunuz da gazeteci gerçeği görüp yazmalı. Gerçeğe yazmalı en azından, güvenilir olması için. Bize bir telefon açın, sorun, sıfıra imza attınız mı, atmadınız mı? Şu ana kadar belki 20-30 kez haber çıktı. Biz demek ki sıfıra imza atmamışız. Bakın bu yılki zam ortalamamız yine %15. Sıfır nerede? %15 nerede? Şimdi Karadağ Başkanı açıkladı ama ben şöyle bir açıklama daha yapalım. Bizim sıfırlar nereye tekamül ediyor? Bizim sıfırlar 92 işçi içinde 2015 senesinde brüt 433 liraya tekamül ediyor. Yani 433 lira biz zam aldık 92 işçisine ama sıfır diye tabir ettiler. İniyoruz bir sonraki işçi arkadaşlarımıza 1998 liraya, onlara bir 50 lira da iyileştirme var. Onların 2015 yılında bunun içerisinde denge ve kampanya primine dahildir. Ortalama aylık gelecekler alacakları yansıtılmıştır. 473 lira. 98 girişli olan arkadaşlarımız aylıklarına brüt 473 lira tekabül ediyor. 2005 engelli ve mahkum kadroları alınmıştır. Çok fazla değildi. 300-400 kişi kadar bir şeydi. Onların da maaşlarına 438 lira. 2007 girişli arkadaşlarımız, işe giren 1500 tane işçi arkadaşımız yine 438 lira. En son bundan önceki yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesinde 2015'te veya 14'te biz 13'te bitirdik. Girecek olan yeni işçilere işe giriş baremi koyularak asgari ücret yükünden kurtarmış olduk. Şu anda bu ay işe başlayan yeni arkadaşlarımız birinci ay olmasına rağmen bir haftalık gece zammıyla beraber 1450 lira gibi, yeni bu zamlarda yansımamıştır, bu rakamlarda maaşlarını aldılar. Şimdi siz Rize'nin saygıdeğer basını buradasınız. Sıfırla benim size söylemiş olduğumuz rakam arasındaki farkı siz gayet net ayırt edebilirsiniz. Biz bunu sizlerin huzurunda açıklıyoruz. Sıfır zaman imza attılar diyen arkadaşlarımıza inanıyorum ki belki bir özür mesajı yayınlarlar. Bir şekilde buradan bir başka konuya geçmek istiyorum. Arkadaşlar Türkiye'de 3 tane işçi sendikası vardır. Bir tanesi Türk İş'tir, bir tanesi Hak İş'tir, bir tanesi de DİS'tir. Bizim kuruluş
ve hizmet ettiğimiz sektörlerle diğer arkadaşlarımızın kuruluş ve hizmet etmiş olduğu sektör arasında muhakkak farklar vardır. Fakat sendikacılar birbirine biz kimseye çamur atmıyoruz, sadece atılan çamuru temizliyoruz. Ha temizlerken insanlar çamuru, çamaşır suyu mu kullanır, sabun mu kullanır bilmiyorum ama benim üstümüm biraz sert. Sadece yılda bir gün sendikacılık yapıp onu da Taksim'de yapar. 16-17 yaşındaki çocukları otobüslerin içerisinde yakar. Kendilerini sendikacıyız diye Türkiye'ye tanıtan insanların Öz Gıdayış Sendikası'nı şu saymış olduğumuz rakamlarla beraber Öz Gıdayış Sendikası da Çaykur'da işçiyi sattı söylemlerini sizden huzurunda asla kabul etmiyoruz. Önce kendileri sendikacılık yapacaklar. Onların kendi üyelerini yani şunu merak ediyorum. Bir sormanız lazım. Sizin yetkili olduğunuz yer var mı? Yok. 3 tane fırınları var. O da genel başkanlarına ait. Oradaki genel başkanlarına ait 3 tane fırınları var. Ya sizin fırınlardaki çalıştırdığınız işçiye verdiğiniz kadar biz sadece bu sene zam aldık ya. 450 lira siz veriyorsunuz, 900 lira asgari ücret veriyorsunuz. Konuşmaların ardından da Öz Gıda İş Sendikası yetkilileri Çaykur çalışanlarının, çay müstahsillerinin ve tüm vatandaşların bayramını kutladı. Genel başkan